Merhaba cananlar canlar, ben Cem Kervan. Bu hafta Mesih dönecek adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Geçen hafta Mesih gelecek bize adlı bir sema paylaşmıştım ya. Şimdi aynı konuyu işliyoruz, devam ediyor. İsa ruhuyla dünyanın sonunu ve kendi dünyaya dönüşünü anlatıyor taliplerine. Ve diyor ki ben hırsız gelir gibi geleceğim. Hırsız nasıl gelir? Önceden ben filanca günde, filanca saatte senin evine geleceğim der mi? Demez. Hırsız sır gibi saklar bu bilgileri. Sürpriz. Şimdi ben de öyle geleceğim diyor. Hiç kimse o günün veya saatinin ne zaman olacağını bilmeyecek. Sürpriz. Sır. Ve hazır olmanız gerekiyor diyor. Yani uyanık kalın diyor. Bir ev sahibi hırsızın saat kaçta geleceğini bilse zaten uyumaz, yatmaz. Hep uyanık kalır, bekler onu. Siz de uyanık kalın, bekleyin beni. Ne demek istiyor? Yani bu uyanık olmak ne demek? Yani hep onun hizmetinde bulunalım. Hep harıl harıl onun hizmetinde çalışalım. Yani gafil avlanmayalım, gaflete, rehavete düşmeyelim. Hep onun hizmetinde olalım, hep uyanık olalım, hep hazır olalım. Evet, deyişe geçiyoruz. İnşallah seversiniz. Mesih dönecek, şahlık tam gelecek. O günü ve saati kimse bilmez. Gelene kadar kimse bilmeyecek. O günü ve saati kimse bilmez. Gelene kadar kimse bilmeyecek. O günü ve saati kimse bilmez. Nuh Nebi'nin zamanında misali, tufanda insanın bir haber hali. Nuh gemiye bindi, hak saldı seli. O günü ve saati kimse bilmez. Şahın gelişi de böyle olacak. Hazır olan hırsız gibi gelecek. Hiç ummadığımız bir an dönecek. O günü ve saati kimse bilmez. Hiç ummadığımız bir an dönecek. O günü ve saati kimse bilmez. İki kişi çalışıyor olacak. Ama sadece biri alınacak. Öbürü geride bırakılacak. O günü ve saati kimse bilmez. Ev sahibi duysa hırsız gelecek. Bilse hırsız saat kaçta gelecek. Uyumaz bekler, hep kalır uyanık. O günü ve saati kimse bilmez. Uyumaz bekler, hep kalır uyanık. O günü ve saati kimse bilmez. Kervanım canlar herdem hazır olun. Gaflete düşmeyin, uyanık kalın.
ayık kalmak için haktan güç alın. O günü ve saati kimse bilmez. O günü veya o saati kimse bilmez. Onun için hep harıl harıl İsa'nın hizmetinde bulunalım, çalışalım, sevgi gösterelim insanlara. İlahi bir aşk hep tutuşup yansın kalbimizde. Hiç gaflete, rehavete düşmeyelim. Ve beğendiyseniz lütfen beğendim düğmesini bir tıklayıverin. Abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.